kıymetli makine ve boyalarla dünyanın yolunu çizen Altegma Grup, Bedia ile güzel şeyleri sunar. Ben Bediacığınız, ben geldim. Günaydın, günaydın insanlara, günaydın. Günaydın, günaydın sevenlere, günaydın. Bütün insanlar, bütün
bütün insanlar. Tanışmalara, karşılaşmalara, yeniden kesişen yollara ve rüyalarınıza günaydın. Günaydın, günaydın sevenlere. Gördünüz mü siz de tuhaf tuhaf rüyalar? Tıpkı benim gibi hayatın bin bir gizemine, bilimin ışığına, tarihe, coğrafyaya, tıbba, fiziğe, kimyaya, biyolojiye, arkeolojiye, jeolojiye. Bilimin ışığını her daim yanı başında bulanlara günaydın. Sen ne söylersen söyle, her sabah daha sıcak. Rüzgar gibi, su gibi, hava gibi, zaman gibi hızla geçiyor işte hayatımız. Bir haftanın daha yavaş yavaş sonuna geliyoruz. İnsanız işte, insan evladıyız. İyisi var, dayısı var, çalışkanı var, sevdalısı var, kıskancı var. Cimrisi, kendini bilmezi, tembeli. İnsan bu ve insan dediğimiz başka hiçbir canlıya benzemiyor. Günaydın, günaydın insanlara, günaydın, günaydın. Yani diyorum ki elbette herkes kendi yanından bakıyor meselelere. Biz zannediyoruz ki en akıllı, en zeki, en bilmiş olan biziz. Oysa öyle değil, hem de hiç değil. Daha bunun köpek balığı var, yunusu var, ağacı var, bülbülü, şahini, atmacası, aslanı var. Daha bunun ahtapotu, kaktüsü, sincabı var. Günaydın gözünün önündeki güzellikleri görebilenlere, hayattaki amacını bulabilenlere, henüz bulamamış olsa da arayanlara, önüne bir hedef koyanlara, korkusuzlara, yaşadığı günün kıymetini bilenlere, her günü ilk ve tekmiş gibi yaşayanlara, çalışmayı, koşturmayı, hayatın içinde öğrenirken kaybolmayı sevenlere, tıpkı benim gibi. Dinleyip anlayanlara, bakıp görenlere günaydın. Sevgili Kafa Radyo dinleyicileri, işte hayatımızdan bir günde daha beraberiz. Günaydın. Ve ben Bediacığınız diyorum ki hadi gelin. Seven. Önümüzdeki iki saat boyunca birazcık da güzel şeylerden bahsedelim birbirimize. Ne dersiniz? Yokum şu caziben, sabah geceden o andaki ifaden, susuzluğun tasviri yok. Var mı müsaaden, tenine divane, sükunet ile sarhoş ettin beni ayyaş. Gönlüm sana ayyaş, gönlüm deli, gönlüm ayyaş. Gönlüm sana yaş, gönlüm deli, gönlüm. Yanımda kişi varım, ahçılarına kurbanın olurum. Yasın etsin ağır ağır salınıp, izlesin acılar sen oyna kadınım. Tanrıdan kız design, aynı kadehim senle dahi. Kıyamam hiç sana, onların onların. Anlamıştım o eline tutunca, sarma dünya ellere vurunca. Sen benim sınavım, benim ilk durum. Bu kalp sana sonsuza dek almadı. Gönlüm sana yaş, gönlüm deli, gönlüm yaş. Gönlüm sana yaş, gönlüm deli, gönlüm. Tamam, seni kaybettik.
Gidiyorsun yanında bir tek, yüreğim eksik. Acımız değil. Sevgili Kafa Radyo dinleyicileri, Altekma grubun sunduğu Bedia ile Güzel Şeyler'desiniz. Bugün gün öte. Afel günüymüş. Afel, afel. Uzak demek, uzak. Dünyanın güneşe en uzak olduğu günden günaydın. Biraz içiniz üşüdüyse, güneş bizden uzak, belki ondandır. Senin bana küs olduğunda bile koşarak geldiğini, bir tek ben değil. Yepyeni bir günün sabahındayız. Tarih 4 Temmuz, günlerden Perşembe. 2024 yılının ortasını çoktan geçtik bile. Bir tek sen değil, bir tek ben değil. Bazı iller için sağanak yağış uyarısı, hatta sarı alarm, sarı kod uyarısı da var. O yüzden dikkat ediyoruz efendim. Bugünün anlam ve önemi Afel günü olması, gün öte. Dünyanın güneşe en uzak olduğu gün. Aynı şekilde dünyanın güneşe en yakın olduğu gün ise gün beri. O da 3 ve 4 Ocak tarihinde. Yani bugün de doğduysa güneşimiz diyeceğim ama İstanbul'da başını kaldırıp gökyüzüne bakanlar tam öyle hissedemeyebilir. Sizlere çok güzel bir gün diliyorum. Umarım bugün dünden daha güzel olur. Gidiyorsun yanımda. Güzel haberler alırsınız. Sevdiğiniz birini hiçbir neden yokken ararsınız. Haline, hatrını sorarsınız. Seni kaybettim. Kim bilir, belki de bugün birinin hayalini gerçekleştirirsiniz. Bir ya da kafanıza göre işte. Canım istedi, yaptım dersiniz. Karalar giyip yaz tutmamı. Dargınlar barışsın, sevenler kavuşsun. İşte böyle bir gün olsun. Ben Bedia Ceylan Güzelce. Önümüzdeki iki saat içerisinde birazcık da güzel şeylerden bahsedeceğiz. Küs olduğunda bile koşarak geldiğini. Bir tek ben değil, bir tek sen değil. Alem biliyor. Kurallarım var, yalan söyleyemem senden sorumu. Bir tek sen değil. Kısacık bir ara değil, sonrasında devam edeceğiz. Biliyor, alem biliyor. Senin bana küs olduğunda bile koşarak geldiğini. Bir tek sen.
olmasa. Koş gel bana, haydi koş gel. Günler oldu, bunlar gelip geçer. İçim sızlıyor. Telefon başında ara bul, ara bul benim gibi seni, hadi durma, ara bul. Yok oğlum sana yar çıkmaz benden başka. Yat kalk dua et sen bana, yat kalk dua et sen bana, çat diye gidesin mi tutarsa, tat tuz kalmaz hayatımda. Yat kalk dua et sen bana, yat kalk dua et sen bana, çat diye gidesin. Bakıyorsun ama görmüyorsun, gülüyorum diye iyi sanıyorsun, duyuyorsun ama dinlemiyorsun, hiç kıymet bilmiyorsun. Ettin beni kul köle kendine, tüm mahalleler bu delinin derdine. Bana uyma senin bu tarife, ya değiştir attı ya da vay haline. Yat kalk dua et sen bana, yat kalk dua et sen bana, çat diye gidesin mi tutarsa, tat tuz kalmaz hayatımda. Yat kalk dua et sen bana, yat kalk dua et sen bana, çat diye gidesin mi tutarsa, tat tuz kalmaz hayatımda. Hayatımda. Yar çıkmaz benden başka. Yat, kalk, dua et sen bana, yat, kalk, dua et sen bana, çat diye gidesin mi tutarsa, tat tuz kalmaz hayatımda. Yat, kalk, dua et sen bana, yat, kalk, dua et sen bana, çat diye gidesin mi tutarsa, tat. Çok acıtmadı, bitti geç anladık, bir ömürlük ağladım. Her gece bin dolunay, yalnızlık daha kolay, kendimden pek ümidim kalmadı. Hazır değildi buna, koptu kalpte fırtına, durmadı durulmadı. Bana o deliyi sormayın, ayarımı bozmayın, hadi beni yormayın artık. Yeter abartmayın, içimi karartmayın, çok oldu dağıldık. Güneşli bir günde yalandan pembe hayallere daldık. Bu
Bulut bulut ağladı, kalpler şimşek şimşek çaktı. Bana o deli sormayın, ayarımı bozmayın, hadi beni yormayın artık. Yeter abartmayın, içimi karartmayın, çok oldu dağıldık. Güneşli bir günde yalandan pembe hayallere daldık. Bulut bulut ağladı, kalpler şimşek şimşek çaktı. Hazır değildi buna, koptu kalpte fırtına. Durmadı, durulmadı. Bana o deliyi sormayın, ayarımı bozmayın, hadi beni yormayın artık. Yeter abartmayın, içimi karartmayın, çok oldu dağıldık. Güneşli bir günde yalandan pembe hayallere daldık. Bulut bulut ağladı, kalpler şimşek şimşek çaktı. Bana o deliyi sormayın, ayarımı bozmayın, hadi beni yormayın artık. Yeter abartmayın, içimi karartmayın, çok oldu dağıldık. Güneşli bir günde yalandan pembe hayallere daldık. Bulut bulut ağladı, kalpler şimşek şimşek çaktı. Yanıma gel yeter, tüm bu yollar seninle. Bir gülüşün yeter, şarkılar bile dans eder. Programın başında dedim ya, bilimin ışığını her zaman yanı başında bulanlara günaydın diye. Bir keşif, bir buluş. Karıncalar birbirini ameliyat ediyorlarmış. Hiç duymuş muydunuz böyle bir şey daha önce? Karıncaların birbirini ameliyat edebildiği keşfedilmiş ve ilk defa insan dışında bir canlıda görülmüş. Yanıma gel yeter. Gel birbirine ameliyat et. Tüm bu yollar seninle. Gülüşün yeter. Şarkılar bile dans eder. Aslında dünya bizim için küçücük. Çünkü sadece kendi tarafımızdan bakıyoruz. Sadece... İnsan eylemleri, insan varlığı üzerinden açıklıyoruz hayatımızı, meseleleri, zamanı, bilimi. Oysa karıncalar yaralı arkadaşlarının bacaklarını ampute ederek enfeksiyonun vücutlarına yayılmasını engelliyorlarmış. Bilim insanları ilk kez insan dışında bir canlının hayat kurtarma amacıyla böyle bir işlem yaparken görüldüğünü söylüyorlar. Yoksa Current Biology isimli hakemli dergide henüz daha böyle sıcacık, tazecik yayınlanmış bir makale. Florida marangoz karıncalarının kolonideki yaralı arkadaşlarının bacağını ampute ettiğini ve böylece enfeksiyonun vücutlarına yayılmasına engel olduklarını keşfetmişler. Ve sonrasında laboratuvar ortamına taşınan araştırma şöyle bir sonuca daha ulaşmalarını sağlamış. Bir karıncanın bacağı yaralandığında diğerlerinin o yaralı bacağı kendi salyalarıyla temizlediklerini görmüşler. Bayağı operasyon işte. Hiç mi güzel bir şey olmuyor bu hayatta canım diye soranlara, kendini çok önemli zannedenlere, bu dünyada bir ben varım gerisi yalan diyenlere. Onlara günaydın ama en çok da karıncalarla konuşanlara günaydın. Asla unutmuyorum, karıncalara el sallayan bir çocuk görmüştüm radyoya gelirken bir seferinde. Ne güzel büyüyordur şimdi. Şarkılar bile dans eder.
yanıma gel yeter. Tüm ışıklar seninle. Arış Pırlanta günün şarkısını sunar. Arış Pırlanta, Pırlanta, Pırlanta. Bak bir ömürde kaç sevda var. Kaç sevda böyle bir destan yazar. Tut, tut elimden. Ömrüm kadar kalbim evet der ve imza atar. Her görüşte aşk sanki bizimkisi. Bahar eli gibi gelir esintisi. Tatildeyim sanki gözlerinde. Allah'ım görmedim böylesini. Sensiz olmaz aşkım, sensiz olmaz. Sensiz olmaz ruhum, sensiz olmaz. Ah bir bakışının bile yeri dolmaz. Ömre bedel bu aşk, sensiz olmaz. Sensiz olmaz aşkım, sensiz olmaz. Sensiz olmaz ruhum, sensiz olmaz. Bir bakışının bile yeri dolmaz. Ömre bedel bu aşk, sensiz olmaz. Arış Pırlanta günün şarkısını sundu. Neden koşarsın hala boş hayal?
tanır çocuklara devredelim. Çok düşünür olduk bizim tarih eskidikçe çok. Kasılır olduk mam lazım dilimize laf geleli. Adam olduk sandık eskiçmeyi üvey bilince hep. Boyumuz uzar sandık insan biraz kendine zaman çalmalı. Yoldan çıkıp biraz farkına varmalı. Hayat kısa biraz daha tatmalı. Prensipleri biraz bazen unutmalı. Her yaşın bir güzelliği var en güzel çağındayım. Ya gelir geçersin hayatımdan ya da gelir kalır. Her günün bir güzelliği var en güzel anımdayım. Ya gelir geçersin hayatımdan ya da gelir kalır. Bir gel yanıma istersen tut elimi yeniden. Bırak kararı rüzgar versin. Bir gel yanıma istersen tut elimi yeniden. Bırak kararı rüzgar versin. Bizim bayramı çocuklara devredelim. Çok düşünür olduk bizim tarih eskidikçe çok. Kasılır olduk mam lazım dilimize laf geleni. Adam olduk sandık es geçmeyi üvey bilince hep. Boyumuz uzar sandık insan biraz kendine zaman çalmalı. Yoldan çıkıp biraz farkına varmalı. Hayat kısa biraz daha tatmalı. Prensipleri biraz bazen unutmalı. Her yaşın bir güzelliği var en güzel çağındayım. Ya gelir geçersin hayatımdan ya da gelir kalır. Her günün bir güzelliği var en güzel anımdayım. Ya gelir geçersin hayatımdan ya da gelir kalır. Bir gel yanıma istersen tut elimi yeniden. Bırak kararı rüzgar versin. Her yaşın bir güzelliği var en güzel çağındayım. Ya gelir geçersin hayatından ya da gelir kalır. Her günün bir güzelliği var en güzel anındayım. Ya gelir geçersin hayatından ya da gelir kalır. Bir gel yanıma istersen tut elimi yeniden. Bırak kararı rüzgar versin. Bir gel yanıma istersen tut elimi yeniden. Bırak kararı rüzgar versin. Je marche dans la ville, tout me paraît hostile. Pas un regard, pas même un geste. Sevgili Kafa Radyo dinleyicileri, iklim değişikliği, küresel iklim değişikliği nedeniyle tatil alışkanlıklarımız da değişiyor, dinlenme anlayışımız da değişiyor. İklim değişikliği çok da uzak olmayan bir gelecekte, hatta şimdiden başladı bile, tatil alışkanlıklarımızı önemli ölçüde değiştirecek. Hatta değiştirmeye başladı. Mesela seyahat zamanları değişecek. Sıcaklıkların artması ve hava koşullarının değişkenliği insanların seyahat zamanlarını ayarlamalarına neden olacak. Aşırı sıcaklardan kaçınmak için yaz aylarında daha az, ilkbahar ve sonbahar aylarında daha fazla seyahat edilecek. Rotalar değişecek, destinasyon seçimleri değişecek. Artan sıcaklık ve deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle bazı çok popüler tatil yerleri daha az tercih edilir hale gelecek. Bunun yerine daha serin tatiller, daha serin iklimlere sahip yerler cazip hale gelecek. Yine iklim değişikliği ve iklim değişikliğine bizim uyum sağlama zorunluluğumuz nedeniyle sürdürülebilir turizme bir yönelim olacak. İklim değişikliğinin etkileri daha belirgin hale geldikçe çevresel etkiyi azaltma konusunda daha bilinçli seyahat seçenekleri ön plana çıkacak.
Ki bu da aslında bir miktar başladı diyebiliriz. İşte restoranlarda, otellerde atığın en aza indirgendiği bir tatil anlayışı öneriliyor. Hatta bununla ilgili anlaşmalar imzalanıyor. Yine iklim değişikliği ile birlikte yerel turizm artacak. Uzun mesafe uçuşlarının çevresel etkileri nedeniyle insanlar kendi ülkeleri içinde veya yakın bölgelerde tatil yapmayı tercih edebilecekler. Evet, yerel ekonomilere fayda sağlanabilir ama uluslararası turizmde de birazcık etkiler hissedilir herhalde diye düşünüyorum. Ve elbette yine iklim değişikliği nedeniyle, çevresel etkiler nedeniyle turizm altyapısında değişikliklere gidilecek. Sürdürülebilir tatil anlayışı, enerji verimliliği, daha yüksek otellerin tercih edilmesine, su tasarrufu sağlayan otellerin tercih edilmesine, yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih eden otellerin daha çok ilgi görmesine sebep olacaktır. Kim bilir, belki de Deniz Bey bizi bu konuda daha da çok aydınlatır. Nedir efendim sürdürülebilir tatil anlayışı? Nedir efendim iklim değişikliğiyle birlikte bizi bekleyecek olan tatil anlayışı? Nitekim bu konuyla ilgili bir haber paylaşıldı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yaz tatiline giden turistlerin rotaları daha şimdiden değişmeye başladı. İtalya, İspanya gibi böyle sıcak hava dalgasıyla boğuşan yerlerin yerine İskandinav ülkeleri tercih edilmeye başlanmış bile. Buna da serin tatil deniyormuş. Hadi bakalım. Bizde serin tatil rotası belli. Yani birçok yer var aslında. Yükseklere doğru, yükseklere. Dağıtırım ortamını, rakip olma. Al sana koz, beni takip ve bol. Tabii partide yok yere, şansını zorla. Gelin dedikleri gibi kendi. Hedef benim değil mi, düşme mi dilerdin? İşin gücün ben gülüm, nedir senin derdin? Emri vakile yok, işim olmaz. Yok seni karşıma almayı korkmam. Yok hadi 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 ilerle koçum. Önümü kapatıyorsun ve senden çok var. Konu kapalı, kapalı kapılar ardındayım. Takılıyorum kafama göre, karıştırmayın. Tarafımız belli, parasını verdin. Oynayın hadi be, oturmaya mı geldik? Böyle.
olmasa bugünler yaşanacak. Bazen hayatın yükü ağırdır çekeceksin. Bu benim son nasibim, kaderim diyeceksin. Yarın nasıl geçecek, nereden bileceksin? Üzgün olsan ağlasan bugünler yaşanacak. Ben ne günler yaşadım çok iyi. Son günlerde yine hayatı seviyorum. Üzgün olsam ağlasam bugünler yaşanacak. Ben ne günler yaşadım çok iyi biliyorum. Hakikatler gizlenmez, gerçeği söylüyorum. Son günlerde yine hayatı seviyorum. Üzgün olsam ağlasam bugünler yaşanacak. Bu
düşmanım var benim. Sen bana yoldaş ol. Yeterince pişmanlığım var benim. Sen benim iyi kim ol. Akışına bırakamam kaybolur. O benim süslü çiçeğim. Bakışına erir içim buz gibi. Renklensin gecemiz. Renklensin gecelerimiz. Sevmeyi biz beceremedik. Aşkım solmasın hiç neşeli yüzün. Gel hadi şerefine içelim bu aşkı. Renklensin gecelerimiz. Sevmeyi biz beceremedik. Aşkım solmasın hiç neşeli yüzün. Gel hadi şerefine içelim bu aşkı. Saat 11. Her mevsim yanınızda olan Kopa ısı pompasıyla yeni saat başlıyor. Yerinde duramayanlar. Hadi gelin gelin Gana'ya gidiyoruz birlikte. Gana Cumhuriyeti Afrika kıtasının batısında yer alan bir ülke. Fil dişi sahili Burkina Faso ve Togo komşularını oluşturuyor. Gana'dan bir rekor var. Bir şef 802 saat yemek yaparak Guinness Rekorlar kitabına girmiş. Hatırlayanlar var mıdır bilmem. Geçtiğimiz yılda böyle bir haberimiz vardı. Çünkü son rekor 2023 yılında kırılmıştı bu alanda. Ganalı şef Ebenezer Smith 802 saat 25 dakika yemek pişirerek Guinness Rekorlar kitabına girmeyi başarmış. Şu anda Gana'da en çok konuşulan meselelerden bir tanesi bu. Büyük bir mutluluk, büyük bir gurur. 1 Şubat'ta başlamış Akra'da, ülkenin başkenti Akra. 1 Şubat'ta yemek pişirmeye başlıyor şef Ebenezer Smith. Ve 6 Mart'ta bitiriyor. Sonrasında işte bir süreç oluyor. Guinness kontrol ediyor, bakıyor öyle böyle. Sonra da bir teslim yapılıyor kendisine. Ve 802 saat 25 dakika ile en uzun süre yemek yapma rekorunu kırmış oluyor. Son rekor 2023 yılında 119 saatle İrlandalı şef Alan Fisher'a aitti. Ay ben hiç yemek yapmak istemiyorum. Ben hiç yemek yapmayı sevmiyorum. Pandemide o kadar çok yemek yaptım ki. Artık hiç yemek yapmaktan hoşlanmıyorum. Yemek yapmaktan hiç hoşlanmıyorum diyenler. İsteyince oluyor isteyince. Ya bu arada o kadar çok dışarıda tüketilen gıdalarla ilgili şikayetler oluyormuş ki hastanelere. Doktor bir arkadaşım söyledi. Aman Bediacığım dikkat et. Dışarıda yediğin şeylere çok dikkat et. Hatta mümkünse yeme. Diye beni uyardı. Ben de size aktarmış olayım. Home cooking, home. Thank you.
aşık olana gider yürek. Olanlar bir bana mübah değil, çektiğin anca boşa kürek. İnanmam için ferah değil, sarılsam geçer bu dert direkt. Sonunda gülen olurum ben, öpülür bükemediğim bilek. Dediler bana onu tarif et, dediler sana bu ne marifet. Dediler bana onu tarif et, dediler sana bu ne marifet. Avare mavare yollarında bir çare, gönlüm senden vazgeçmez ki olsam bile. Your key.
Sevgili Kafa Radyo dinleyicileri, dönüp dolaşıp hep aynı noktaya geliyoruz. Uyku. Ben hiç uyumuyorum diyenler, uyumayı sevmiyorum diyenler, olmaz öyle şey. Mutlu bir yaşamın sırrı uykudan geçiyor. İngiltere'de Doğu Anglia Üniversitesi'nde yürütülen bir araştırma. Ve bu araştırmanın sonuçlarında bir kez daha ortaya çıkıyor ki mutlu bir yaşamın sırrı düzenli uykudan geçiyor. Bu sonuçlar çok önemli diyorlar, çünkü daha mutsuz hisseden insanlar arkadaşlarıyla görüşmek, heyecan verici etkinliklere gitmek veya en sevdikleri televizyon programını izlemek gibi şeylerden daha az keyif alıyorlar ve bu da onları daha mutlu ediyor. Genellikle sosyalleşme konusunda daha az motive oluyorlar. Dolayısıyla izolasyon ve yalnızlık riski de az uyuyan insanlarda daha fazla gelişiyor diyorlar. 50 yılı aşkın bir süreyi kapsayan ve 7 ile 79 yaşları arasındaki 5000 insanın uyku yoksunluğuyla dahil olduğu 154 çalışma incelenmiş. İnsanların normalden daha az uyumasının coşku ve mutluluk gibi olumlu duyguları önemli ölçüde azalttığı görülmüş. Yani az uyuyan insanın biraz neşesi de eksik olur. Uykusunu alamayan insanın coşkusunda biraz eksiklik olur. Daha coşkulu, daha mutlu, daha neşeli olmak istiyorsanız da daha sağlıklı, bedeninize iyileşme sürecini tanıdığınız bir hayata sahip olmak istiyorsanız da yapılacak şey çok belli. Uykunuzu bir düzene sokmak. Bediacığım, çok da kolay söylüyorsun da sanki sen yapabiliyorsun. Elimden geldiği kadar öğreniyoruz. Hayat bitmeyen bir öğrenme süreci. Ne gerekiyorsa yapacağız.
yaşamam. Ah yapma,
vardı, mevsimlerden bahardı. Yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm. Anormalim sandım, anılarla kendimi sardım. Üşüdüm, üşüdüm, üşüdüm. Durdum, kendimi sevdim. En büyük engelken kendim. Büyüdüm, büyüdüm, büyüdüm. Hepten kırıklara hayallerim dardı, yollar beni kendine kardı. Yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm. Ateşlerde yandım, ne duyduysam inandım. Eridim, eridim, eridim. Anormalim sandım, anılarla kendimi sardım. Üşüdüm, üşüdüm, üşüdüm. Durdum, kendimi sevdim. En büyük engelken kendim. Büyüdüm, büyüdüm, büyüdüm. Ah şu dünya dursa da dönsem taşa. Sar sar ömrümü başa. Yol hiç bitmiyor. Varsan da uzaklara. Sor 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 ayrılıklara. Ah şu dünya dursa da dönsem taşa. Sar 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 ömrümü başa. Çocuklara, kalbi hepten kırıklara. Benim için zorunlu. Bilmiyorum bu halimden kimler sorumlu. Bir kadeh daha koysam sorun olur mu? Söyle bana bu gözyaşım bir gün kurur mu? Dillere düştük yok neden. Soğudun mu benden harbiden? Dolmamış bak hala çilem. Desek doğru olur mu? Dönmen lazım acilen. Bir cümlene hasret bu beden. Söyle makul bir neden. Görsem içim soğur mu? Aklım almıyor inan benim. Sen ne söylesen ben hep tamam dedim. Geçmez ki öyle kolay. Yaram derin. Bekleyemem aleyhime zaman. Ki öyle kolay yaram değil.
ağlamak benim için zorunlu. Bilmiyorum bu halimden kimler sorumlu. Bir kadeh daha koysam sorun olur mu? Söyle bana bu gözyaşım bir gün kurur mu? Dillere düştük yok neden? Soğudun mu benden harbiden? Dolmamış bak hala çilem desek doğru olur mu? Dönmen lazım acilen, bir cümlene hasret bu beden. Söyle makul bir neden, görsem içim soğur mu? Aklım almıyor inan benim, sen ne söylesen ben hep tamam dedim. Geçmez ki öyle kolay, yaram derin, bekleyemem aleyhime zaman benim. Aklım almıyor inan benim, sen ne söylesen ben hep tamam dedim. Geçmez ki öyle kolay, yaram derin, bekleyemem aleyhime zaman. Harvard Üniversitesi 100 bin kişinin verilerini inceledi. Bize güzel haberleri var. Tam 30 yıl süren bir araştırma, 70 yaşına geldiğinizde daha iyi hissetmek için, daha sağlıklı olmak için neleri tüketmeniz, neler yemeniz gerektiğiyle ilgili yaklaşık 100 bin kişinin de verisini inceleyerek bazı sonuçlara ulaşmışlar. En az 39 yaşında olan katılımcıları içererek 1986 yılında başlıyorlar çalışmaya. Aslında işin güzel tarafı bu. Çalışmanın 1986'da başlamış olması ve 2 Temmuz 2024 yılında da bir ara sonuç raporu yayınlanmış olması. Katılımcılar 4 yılda bir beslenme alışkanlıkları ile ilgili kapsamlı ankete de cevap vermişler bu süre içerisinde, bu 30 yıllık süre içerisinde. 1986'da başlıyor. 2016 yılına gelindiğinde katılımcıların yaklaşık yarısının iyi beslenmediği, sadece %9'unun sağlıklı yaşlanabildiği, sağlıklı yaş alabildiği anlaşılmış. Buna sebep olarak da daha çok trans yağ, sodyum, kırmızı ve işlenmiş et tüketen kişilerin sağlıklı yaşlanma olasılığının daha düşük olduğunu keşfetmişler. Ama bunun yanı sıra genel olarak meyve, sebze, tam tahıl, doymamış yağ, kuru yemiş, baklagil ve az yağlı süt ürünlerini daha fazla tüketenler daha iyi, daha kaliteli, daha sağlıklı yaş almaktalarmış. Orta yaşlarda yediklerimizin ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar iyi yaş aldığımızı etkilediğini bir kez daha görmüş oluyoruz diyor bu çalışmanın başyazarı Anjuli Tessier. Elbette fiziksel aktivite, birazcık hareketli olmak gün içerisinde, bunlar da ayrıca etkiliyor. Hatırlar mısınız, 70 yaşında kürek çekmeye başlayan bir dünya şampiyonundan bahsetmiştim size. Hiçbir zaman geç değil hayatımızdaki küçük noktaları değiştirmek için. Hiçbir zaman ertelememize gerek yok. Yapabileceğimiz bir sürü şey var. Ya da hadi erteledik. Ama bir yerinden başlamamak için de bir sebebimiz var mı? Hakikaten kim demişse onu, iyi demiş. Ne yiyorsak oyuz diyorlar ya. İşte o. No wonder my happy heart sings.
Ayrıca sosyal faaliyetlere katılmak, sosyalleşmek, yeterince uyumak, güneşten korunmak, tütün ürünlerinden uzak durmak, bunlar da var. Uyanmanın kolay yolu onda. Bilsincom bilgilendiriyor. Sabahları uyanmakta zorluk mu çekiyorsunuz? Bunun en büyük sebeplerinden biri uyku ataletidir. Uyku ataleti uyandıktan sonra yaşanan 30 dakikayla 4 saat kadar sürebilen geçici bir ruh hali düşüklüğü, konsantrasyon azalmasıdır. Uyku ataleti yaşayan kişilerde hafızada kısa süreli zayıflama, öğrenmede azalma görülmektedir. Uyanmanın kolay yolu onda. Bilsincom bilgilendirdi. Beni al yanına, hasret kaldım ben al yana. Toz kaplamış baktım sandığına, seviyordum bakma utandığıma. Diyemedim ver onu ufaklığıma, hasretim okuru dudaklarına. Seni aradım ölümün duraklarında, kim okudu söyle adımı kulaklarıma. Kal yanımda sarılam ayaklarına, dokunsam ah düşen o saçlarına. Gelip uzansam ben de yamaçlarına, sensiz girdim yeni yaşlarıma. Anlattım seni bütün aşklarıma, oturdum kaldırım taşlarına. Bir de gökte uçan kuşlara bak, beni de alırlar mı ki yanlarına? Baktım gözlerim ağlıyor o yok deyip, ay benim, ay benim, ay kızım mı dedim var. Yıllar oldu senin o ellerine de hasretim, ay benim, ay benim, ay kızım mı dedim var. Ağlayan ben, ağlayan boş ellerim. Sen gidelim, ben de sevdim ölmeyi, ay benim,
une page, le soleil passe son bras par la fenêtre, les chasseurs... Ve Kafa Radyo'da Armağan Zamanı. Antalya, Antalya, duy sesimi. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas... Goran Bregovic şehrinize geliyor. Goran Bregovic Wedding and Funeral Band ile 9 Temmuz Salı günü Antalya Konyaaltı Açık Hava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluşacak. Ve ben de 3 dinleyicimize bu harikulade konsere birer misafirleriyle gidebilsinler diye bilet armağan ediyorum. Temmuz Salı günü Antalya Konyaaltı Açık Hava Tiyatrosu'nda Goran Bregovic, Balkan müziğinin çok sevilen ismi, hayranlarıyla, sevenleriyle buluşacak. Eğer bu güzel konsere gitmek isterseniz Goran Bregovic'le birlikte, onun şarkılarıyla birlikte çok güzel, unutamayacağınız bir akşam yaşamak isterseniz yapmanız gereken şey şu. Bir bakın bakalım 9 Temmuz Salı günü Antalya'da mısınız? Konsere gitmek için müsait misiniz? Eğer öyleyse bana yazın. Ben giderim Bediacığım yazın. İsim, soyisim ve iletişim bilgilerinizle birlikte 0532 172 52 32 WhatsApp hattımıza mesaj gönderebilirsiniz. Ya da dilerseniz 9 Temmuz Salı günü Antalya Konyaaltı Açık Hava Tiyatrosu'nda Goran Bregovic'i izlemek için ben giderim Bediacığım yazın. İsim, soyisim ve iletişim bilgilerinizle birlikte Bedia Ceylan Güzelce Instagram adresine mesaj gönderebilirsiniz. Çok eğleneceksiniz, garanti. Sen vardın, hani aşkta mesafe yoktur falan, tamam. Ama dokunma, sarılmak diye bir şey de var. Kuş uçuşu buradan ne tutar oralar. Hani kapasam gözleri karşımda sen vardın. Hani aşkta mesafe yoktur falan, tamam. Ama dokunmak, sarılmak diye bir şey de var. Kasmadan da olur işte. Özlüyorsan, duramıyorsan içine atıp susma böyle. Kasma, 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 kasma. Kasmadan da olur işte. Özlüyorsan, duramıyorsan içine atıp susma böyle. Gel diyorum sana ben, bu iş olur diyorum sana ben. Tutma, 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 elinden kayar böyle. Gel diyorum sana ben, bu iş olur diyorum sana ben. Tutma, 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 elinden kayar böyle. Sert düşüş erazı gönül o kahraman. Sabrına az hayran, çokça düşman. Bir temas, bir koku, bir sese inanan. Yanında durmalı, yarında olmalı. Kasma, 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 kasma. Kasmadan da olur işte. Özlüyorsan, duramıyorsan içine atıp susma böyle. Kasma, kasma, kasma.
kasma kasma kasmadan da olur işte. Özlüyorsan duramıyorsan içine atıp susma böyle. Gel diyorum sana ben, bu iş olur diyorum sana ben. Tutma 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 elinden kayar böyle. Gel diyorum sana ben, bu iş olur diyorum sana ben. Tutma 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 elinden kayar böyle. Kasma 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 kasmadan da olur işte. Özlüyorsan duramıyorsan içine atıp susma böyle. Kasma 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 kasmadan da olur işte. Özlüyorsan duramıyorsan içine atıp susma böyle. Gel diyorum sana ben, bu iş olur diyorum sana ben. Tutma 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 elinden kayar böyle. Gel diyorum sana ben, bu iş olur diyorum sana ben. Tutma 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 elinden kayar böyle. Hiçbir zaman eskisi gibi durmayacak. Aynı kıyafetler makbulmuş bin yıldan beri. Kısa ziyaretler uğradık birbirimize, doyduk bitti ziyafetler. Two.
sunduğu Bedia ile Güzel Şeylerin sonuna geldik. Sevgili Kafa Radyo dinleyicileri, yarın sabah saat 10'da Türkiye'nin en kafa radyosunda ben Bedia Ceylan Güzelce yine sizlerle birlikte olacağım. Gitmeden önce bir cümle. Hem kendime hem size. Kürk Mantolu Madonna kitabında Sabahattin Ali şöyle diyor. Bir insan diğer bir insana bazen hayata bağlandığından çok daha kuvvetli bağlarla bağlanabilirmiş. Evet öyle. Yayınımız Ceyda Düvenci ile bugün programıyla devam edecek. Sonrasında Salihciğim, sonrasında Pınarcığım, sonrasında Zekiciğim şeklinde devam ediyor günlük yayın akışımız. Sizlere çok güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın.